Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine yeni bir hikayemizi çeviriyoruz. Şöyle bir kamerayı düzelteyim. Bugün hikayemiz bakteri virüsleri anlatıyor ama bayağı uzun olacak. 16 dakika dinleme kısmı var. Videonun tamamı 1,5 saate yakın olabilir zaten. Görüyorsunuzdur şu an. Ben tam olarak emin değilim. O yüzden direkt başlayayım. Umarım beğenirsiniz ama çok güzel şeyler öğreneceğimizi düşünüyorum. Bayağı neden hasta olduğumuz, antibiyotikleri falan da gireceğiz. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Haydi başlayalım. Bacteria and viruses. Dur başlayalım. How we bacteria and viruses. How we get diseases. We learn every day at school that human beings are the kings of the planet. It's just not true. Really, bacteria and viruses are. Bacteria and viruses are so small that we need a microscope to see them. Because we can't see them with the naked eye, we often think that they are the same. But they are as different as rhinoceroses and rats. Another thing we often believe about bacteria is that they are bad for us. In fact, less than 1% of bacteria make us sick, and we need some of them so that we can stay alive. But viruses are nearly always dangerous, and some can kill us. There are about 1 trillion, or 10 to the power of 12, bacteria that live on our skin, and maybe 100 quadrillion, 10 to the power of 17, inside our bodies, up our nose, on our hair, inside our teeth, everywhere. There are 10 to the power of 14 bacteria just in our gut, to help us to use the food that we eat or digest food. If we kill all these, but that is impossible, we will die. Of course, not all bacteria are the same. There are 400 different types in and on our bodies. Bacteria don't only live in and on people. They can live everywhere. 20 or 30 years ago, scientists thought it was impossible for anything to live below 600 meters in the sea, because there is no light on the seabed, and the pressure is huge. It's the same as you sitting under 50 747 planes. But bacteria live 11 kilometers down in the Pacific Ocean. They also live in volcanoes and, we think, on the moon. Scientists found bacteria in a camera that was on the moon for 2 years. You cannot kill bacteria by freezing them. If you put bacteria in your freezer, they will sleep and then wake up when you take them out. And they are not choosy about their food. They can eat steel, chicken, sulfuric acid, H2SO4, French fries, and radioactive waste. But that's not all. Bacteria can not only live in difficult places, they can also live for very long times. We have found bacteria in cans of meat about 80 years old. But that's nothing for bacteria. It's like Messi playing football against a primary school team. What about this?
In the year 2000, American scientists found bacteria in frozen salt that was 250 million years old. They were sleeping, but became active again in a few hours. Bacteria have probably been on this planet for 3.5 billion years. Bacteria can also multiply very, very fast. A Belgian scientist thinks that one, only one, bacteria cell can make 280,000 billion new cells in 24 hours. That's 28 times 10 to the power of 13. At other times, for example when it's very cold or there is no food, bacteria can almost close down. Then some bacteria will make a new cell, only once in 500 years. When bacteria make new cells, they sometimes make a mutant. This usually dies. But sometimes it makes something useful, and then it sends this new thing to other bacteria. In other words, bacteria can share information and develop in new ways. This makes it hard to kill them because they keep changing. In short, scientists think there could be 100 quadrillion, 10 to the power of 14, tons of bacteria in the world today. That means a lot of bacteria. Bacteria are useful to human beings. They make our rubbish decay. With no bacteria, everything will stay the same. But bacteria turn food, trees, dead people and animals, and many other things into something different. We can then put this on fields, for example, to make bigger and better vegetables. Other bacteria make oxygen. Bacteria in the sea make 150 billion 15 multiplied by 10 to the power of 10 kilograms of oxygen every year. No bacteria, no oxygen. But some bacteria sometimes also make us sick. Gangrene comes from a type of bacteria, and so does tuberculosis or TB. Every year, 2 million people die of TB. So it's true that only 1 in 1,000 bacteria is dangerous for people. But that's enough. Bacteria are still the number 3 killer in the world. We are now looking at some bacteria to see what they do. For example, we know that bacteria in your teeth can give you a heart attack. They may also give you cancer. However, in general, bacteria are good for us. This is not true of viruses. They are never good for us. They make many serious diseases and lots of colds and flu too. There are about 5,000 different viruses in the world, and they give us smallpox that killed 300 million in the 20th century, and AIDS, which kills 2 million people every year at the moment. But there are worse diseases than smallpox and AIDS. In the First World War, from 1914 to 1918,
21 million people died. Spanish flu, a virus, killed the same number in 4 months in 1919. This disease killed maybe 50 to 100 million people in 3 years all over the world. In fact, 80% of American soldiers in the First World War did not die fighting. They died of a flu virus. Of course, Spanish flu stopped killing people in the 1920s, nearly 100 years ago. So we don't need to worry. But we now know that the first person to die of AIDS was in England in 1959. Only 3 or 4 people died, and then the virus stopped. Nobody knows why. We also don't know why it started again in the 1980s, and why it has not stopped. Viruses need to go from one animal to another, between people, or often between animals and people. They do this in different ways. Everybody knows that you get AIDS from sex, and you give someone a cold by coughing or sneezing. This is what happens when you get a cold virus. The virus attacks your body. The white blood cells start to attack the virus. They also start to make more and more white blood cells. This is what makes us feel sick. The body tries to get the virus out by coughing, sneezing, from a runny nose, and so on. Other people take in the virus through their mouth, nose, etc., from the air, or by kissing, or sometimes by touching. So, how do we stop viruses and bacteria? The problem is that we often use antibiotics for both. But this medicine is no good for viruses. The best way to fight viruses is by vaccination. When we are at school, the nurse comes and gives us a piece of sugar with medicine on it, or an injection. This can make us a little sick, but only a little. The good news is that we will not get this sickness very badly later, and perhaps die. Why? It's because the medicine on the sugar, or injection, gives us a very small amount of the disease. Our white blood cells start to fight the virus and kill it. But when the virus is finished, the body still remembers the virus, and so if it comes again, the body is ready. Another way to stop serious diseases from viruses is not to live with animals. Many farm animals get sick from viruses that can also travel to people. Smallpox can start in cows and then make people sick, for example. A few years ago, many people died of bird flu. It came from chickens in China. AIDS comes from monkeys in Africa. These days, the virus can go from one country to another, from Asia to America, from Europe to the Middle East, very easily and very fast. It travels with us on planes, of course. A virus that is not so dangerous to Chinese people can kill Arabs. This happened in the 15th century, when people from Spain and Portugal
went to South America. They were not sick, but the viruses in their bodies killed 90% of South American Indians. We cannot give vaccinations against bacteria. Here, we need to use antibiotics, like penicillin. This kills bacteria. In fact, it killed bacteria in the past. These days, it is not so useful. Why? The problem is that doctors give us penicillin for every little problem. Colds, serious viruses, bacteria, and so on. Farmers even give animals food with penicillin in it to stop them getting sick. Now you remember that bacteria can change easily and get new information from other bacteria cells. This is also true of viruses. They can then change their DNA so that penicillin and other antibiotics cannot fight them. We need to use less antibiotic medicine so that we are ready for new diseases and can fight them when they come, because they are coming. Tamamdır. Uzun bir dinleme oldu. Şimdi ne dinlediğimizi çevirmeye geçelim. Evet, başlığımız Bacteria and Viruses, How We Get Disease. Bakteri ve virüsler, yani bunlardan dolayı da biz nasıl hastalanıyoruz, nasıl hastalık kapıyoruz. Başlığımız bu. İlk cümlemiz, we learn every day at school that human beings are the kings of the planet. Burada biz öğreniriz her gün okulda. Neyi öğrenirmişiz? Human beings, insanoğlu, insanlar. Are the kings, krallar. Neyin kralı? Of the planet. Gezegenin, yani dünyanın kralı insanlar olduğunu, yani dünyaya hakim olanların insanlar olduğunu öğreniriz. It is just not true. Bu doğru değil. Yani insanların dünyaya hakim olduğu doğru bir bilgi değil. Really, bacteria and viruses are. Gerçekte bakteriler ve virüsler dünyanın kralı diyeceksek, kralı, hakimi. Yani insanlar değil. Bu nedenlerini öğreneceğiz. Bacteria and viruses are so small that we need a microscope to see them. Bakteri ve virüsler çok küçük. Burada so bu yüzden değil, çok fazla. Anlamda çok fazla küçük. Ne kadar küçüklermiş? We need a microscope. Microscope to see them. Onları görebilmek için mikroskoba ihtiyacımız var. Yani ihtiyacımız olacak kadar çok küçükler. Çok küçük oldukları için mikroskopla görebiliyoruz. Because we can see them with the naked eye, we often think that they are the same. But they are as different as rhinoceroses and rats. Şöyle bir cümlemiz var. Because, çünkü we can see them with a naked eye. Çıplak gözle onları göremediğimiz için we often, biz sık sık ne yaparız? Düşünürüz. İyi düşünürmüşüz. They are the same. Onların aynı olduğunu düşünürüz. But, ama they are as different as. Farklılar. Ne kadar farklılarmış? Rhinoceroses. Yani bu gergedan demek. Gergedanlarla fareler kadar aslında birbirlerinden farklı. Bakteriler de kendi işlerinde. Bu cümleden bunu anlıyoruz. Another thing we often believe about bacteria is that they are bad for us. Another thing, başka bir şey, we often believe. Bizim sık sık inandığımız başka bir şey de ne hakkında inandığımız? About bacteria. Bakteriler hakkında sık sık inandığımız diğer bir şey de they are bad for us. Bizim için kötü oldukları. In fact, less than 1% of bacteria,
make us sick. And we need some of them so that we can stay alive. In fact, gerçekte less than az neden almış? %1 bakterilerin %1'inden azı, burada bunu anlıyoruz. Make us sick, bizi hasta eder. And we need some of them. Ve biz bazı bakterilere ihtiyacımız varmış. Ve böylece so that we can stay alive. Böylece hayatta kalabiliyoruz. Yani hayatta kalabilmemiz için bizim bazı bakterilere ihtiyacımız var. But the viruses are nearly always dangerous and some can kill us. Ama virüsler neredeyse her zaman tehlikeliler ve bazıları bizi öldürebilir. There are about 1 trillion. Şurası 1 trillion olarak okunuyor. 10 üzeri 12 demek için de 10 to the power of 12. 10 üzeri 12 bu şekilde diyoruz. Bacteria that live on our skin. And maybe 100 quadrillion. 10 üzeri 17 nasıl diyoruz? 10 to the power of 17. Inside our bodies, up our nose, on our hair, inside our teeth, everywhere. Burada there are var. About burada yaklaşık anlamda. 1 trilyon. Yaklaşık 1 trilyon bakteri varmış. That hangi bakterilermiş bunlar? Live on our skin. Bizim derimizin üstünde yaşayan yaklaşık 1 trilyon bakteri varmış. And maybe belki de 100 quadrillion. Ve belki de 100 quadrillion inside our bodies. Bizim vücudumuzun içinde bakteri varmış. Up our nose, burnumuzun üstünde. On our hair, saçımızın üstünde. Inside our teeth, dişimizin içinde. Everywhere, her yerde. Ve bakterilerin sayısı bu şekilde. Bizim vücudumuzun üstünde veya içinde olanlar. There are 10 to the power of 14 bacteria just in our gut to help us to use the food that we eat or digest food. Ve burada there are var 10 üzeri 14 tane bakteri. Tam olarak ne oluyor? 2 yapsak 15. 100 trilyon olması lazım. 100 trilyon bakteri varmış. Nerede? In our gut. Gut burada bağırsak demek. Bağırsaklarımızda 100 trilyon bakteri var. To help us. Bize yardım ediyor. To use food. Yiyeceği kullanmak için. We eat. Bizim yediğimiz yiyecekleri kullanmak için. Burada parantez içinde asıl açıklamış. Digest. Sindirmek demek. Yediklerimizi sindirmek için bağırsaklarımızda 100 trilyon tane bakteri bulunuyor. If we kill all of these, but that is impossible, we will die. If, eğer we kill all these, eğer bunların hepsini öldürebilirsek, yani öldürürsek bu 100 trilyon bakterinin, parantezinde burada demiş ki ya, but that is impossible, ama bu mümkün değil. Bakterilerin hepsini öldürebilmemiz mümkün değil. Bunu yapabilsek bile biz ölürüz. Yani bizim yararımız olan bir şey değil çünkü bazılarına yaşamamız için ihtiyacımız var. Bağırsaklarımızda bulunan bakteriler de onlardan birisi. Of course, not all bacteria are the same. Tabii ki de bütün bakteriler aynı değil. Farklılar da var ya, bunlar yararlı ama zararları da var demek istiyor herhalde, göreceğiz. There are 400 different types in and on our bodies. There are what? 400, 400 farklı tip, different types, farklı tip bakteri varmış. Nerede? In and on our bodies. Vücudumuzun içinde ve üstünde 400 farklı bakteriler varmış. Bacteria don't only live in and on people. Bakteriler sadece insanların üstünde ve içinde yaşamıyorlar. Bakteriler sadece insanlar üzerinde yaşamıyorlar. Bu cümleden bunu anladık. They can live everywhere. Onlar yaşayabilirler. Everywhere, her yerde. Bakteriler her yerde yaşayabilirler.
20 or 30 years ago, scientists thought it was impossible for anything to live below 600 meters in the sea because there is no light on the seabed and the pressure is huge. Çevirelim. 20 or 30 years ago, 20 ya da 30 yıl önce, scientist, bilim adamları, thought, düşünürdü neyi? It was impossible, bunun imkansız olduğunu düşünüyorlardı. For anything, herhangi bir şey için imkansız. Neymiş o imkansız olan şey? Live below 600 meters in the sea. Denizin 600 metre altında yaşamak herhangi bir şey için imkansız olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü there is no light, ışık yok. Yani denizin 600 metre altında ışık yokmuş. Onda seabed, ya bu deniz yatağında, yani denizin dibinde ışık yok. 600 metre altında. Buradan onu anladık. And the pressure is huge. Ve oradaki basınç çok yüksek. Devasa bir basınç varmış. Bu cümleden bunu anladık. It is the same as you sitting under 57 planes. Burada bu basıncı şey yapmış, açıklamış biraz daha. It is same as. Bu aynı. Neyle aynıymış bu durum? Oradaki basınç. You sitting. Senin oturuyorsun. Nerede? Under 57 planes. 747 uçakların. 50 tane 747 uçağın altında oturuyormuşsun gibi bir basınç varmış. Ben de size burada yani 747 uçağı bu. 50 tane bunun altında oturmakla 600 metre denizin dibinde durmak aynı şey. Buradan bunu anladık. But bacteria live 11 kilometers down in the Pacific Ocean. Burada 600 metreyi bırak ama bakteriler live yaşıyorlar. 11 kilometers, 11 kilometre aşağıda yaşıyorlarmış. Yani 600 metreden çok çok daha fazla ve o basınç çok çok daha fazla. Ona rağmen yaşayan bakteriler var. Neredeymiş bu bakteriler? Pasifik Okyanusu'nda. They also live in volcanoes and within on the moon. Onlar ayrıca volkanlarda da yaşıyorlar. And burada tire var. Burası önemli. Within on the moon. Eğer burada within kaldırsaydı şöyle bir şey olacaktı. They also live in volcanoes and on the moon. Onlar volkanlarda ayda yaşıyorlardı. Ama burada within ekleyince, yani within kaldırınca da cümle bozulmuyor yapısal olarak. Ama within de burada şunu katıyor bize. Ayda yaşadıklarını düşünüyoruz. Ya bu konuda emin değiller. O şekilde anlam katıyor. Scientists found bacteria in a camera that was on the moon for 2 years. Burada bilim adamları found, bulmuşlar bakteri. Nerede? In a camera. Bir kamerada bulmuşlar. O kamera neymiş? That was on the moon for 2 years. 2 yıl boyunca ayda olan bir kameranın içinde bakteri bulmuşlar. Bu yüzden de ayda da bakterilerin yaşayabileceğini düşünüyorlar. Ama bu bakteri dünyadan taşımış bir bakteri olduğu için orada kendisi ürüyor ama o konuda bilmiyorum. Öğreneceğiz var söyle bir şey. Diğer cümle: You cannot kill bacteria by freezing them. You cannot kill. Öldüremezsin bakterileri ne yaparak? By freezing them. Onları dondurarak öldüremezsin. Bakterileri dondurarak öldüremezsin. If you put bacteria in your freezer, they will sleep and then wake up when you take them out. If you put bacteria, eğer bakterileri koyarsan nereye? In your freezer. Eğer dondurucuna bakterileri koyarsan, they will sleep. Onlar uyuyacaklardır. And then ve daha sonra uyanacaklar. Ne zaman uyanacaklarmış? When you take them out. Onları dondurucudan çıkardığın zaman bakteriler uyanacaktır. And they are not choosy about their food. They can eat stale chicken, sulfuric acid, French fries and radioactive waste. And ve they are not choosy. Choosy burada seçici demek. Mesela yemek konusunda seçici olmak. I am choosy. Onlar seçici değillermiş. About their food. Yiyeceklerinde. They can eat steel. Onlar çelik yiyebiliyorlar.
Chicken, tavuk yiyebiliyorlar. Sülfürik asit yiyebiliyorlar. French fries, patates kızartması yiyebiliyorlar. Hatta radyoaktif atık bile yiyen bakteriler varmış. But that's not all. Ya bunları saydık ama bunların hepsi bu değil. That's not all. Hepsi bu değil. Bacteria cannot only live in difficult places. They can also live for a very long time. Ha, burada not only but also kalıbı var. Yani burada but koymamışlar ama o kalıbı görmeniz lazım. Bu da ama bu da yaparlar. Mesela bakteriler zor yani yerlerde yaşamakla birlikte çok uzun, for very long time, çok uzun sürelerde de yaşayabilirler. Hem çok zor şartlar altında yaşayabiliyorlar ve o şartlar altında çok uzun süre yaşayabiliyorlar. We have found bacteria in cans of meat about 80 years old, but that's nothing for bacteria. We have found. Burada present perfect var. Biz bulduk. Ne bulmuşuz? Bir bakteri. Nerede? In cans of meat. Bir et konservesinin içinde bakteri bulmuşuz. About yaklaşık 80 years old. Yaklaşık 80 yaşında bir bakteri bulmuşuz. But that's nothing for bacteria. Ama bu yaş yani 80 yıl bir bakteri için hiçbir şey. It's like Messi playing football against a primary school team. Burada da bir benzetme yapmış. Hani dedik ya bu onun hiçbir şey değil. It's like bu şu gibi diyor. Messi playing football. Messi futbol oynuyor. Kime karşı? Against a primary school team. İlkokul takımına karşı Messi'nin futbol oynaması gibi bu karşılaştırma. Yani 80 yılla bakterilerin ömrü. What about this? In the year 2000, American scientists found bacteria in frozen salt that was 250 million years old. What about this? Ya bu? Yani buna ne dersiniz gibi düşünebilirsiniz burayı. What about this? Deyip bir ekstra daha güçlenmiş ya. Bunu karşılaştırmayı daha da güçlendiren bir şey söylüyor burada. In the year 2000, 2000 yılında Amerikan bilim adamları buldular bir bakteri. Nerede bulmuşlar? In frozen salt. Donmuş tuzun içinde bakteri buluyorlar. That was 250 million years old. 250 milyon yaşında olan bir bakteri bulmuşlar. Donmuş tuzun içinde. Ha, o yüzden yukarıda şöyle komik bir karşılaştırma yaptı. Yani 80 yıl, 250 milyon yılın yanında hiçbir şey. They were sleeping, but became active again in a few hours. They were sleeping. Onlar uyuyordu. Yani bulduklarını uyuyorlarmış bir ihtimal. But became active. Aktif oldular tekrardan again in a few hours. Birkaç saat içerisinde tekrar aktif oldular. Ne demiştik işte? Bu dondurucu alırsanız orada uyuyorlar. Çıkarınca uyanıyorlar. Yani bakteriler şu ana kadar anladıklarımızda zor şartlar altında koyduğumuzda uyuyorlar ama öldüremiyoruz. Ölmüyorlar. Tekrar uygun şartlar sağlandığında ise uyanıyorlar. Bacteria have probably been on this planet for 3.5 billion years. Bakteriler have been burada bulundular. Muhtemelen dünyada bulunuyorlar. Ne kadar süre? For 3.5 billion years. Dünyada yaklaşık 3,5 milyar yıldır bakteriler bulunuyor. Bacteria can also multiply very very fast. Bakteriler ayrıca multiply burada çarpmak anlamında var burada çoğalmak. Nasıl çoğalıyorlarmış? Very very fast. Burada bu dilediğin şey British İngiliz. Burada fast mesela İngilizce'de şey Amerikan'da fast. Mesela ask, esk onlar da değişiyor. Ben bu hikayede çevirirken genellikle British İngilizcesi kullanmaya çalışıyor. O yüzden onu söyleyeyim. Belki bazılarınıza garip geliyor olabilir. Amerikan diksiyonuna dikkat ediyorsanız, ona çalışıyorsanız. Kendilerini çok hızlı bir şekilde çoğaltıyorlar. Buradan da bunu öğrendik. A Belgian scientist thinks that only one bacteria cell can make 280
thousand billion new cells in 24 hours. Bir Belçikalı bilim adamı thinks düşünüyor. Neyi düşünüyormuş? That one, bir, sadece bir bakterinin, burada onu da vurgulamış, only one demiş. Bir bakteri hücresini can make 280,000 billion. 280 bin milyon. Ya bu ne oluyor? 280 milyar kantrilyon oluyor. Değil mi? 280 kantrilyon yeni hücre yapabileceğini. Ne hangi sürede? Hangi süreçte? In 24 hours. Yani 24 saat süre içerisinde sadece bir bakteri hücresini 280 kantrilyon milyar trilyon pardon kantrilyon için trilyon 280 trilyon yeni hücre yapabileceğini düşünüyor. That's 28 times 10 to the power of 13. Yani şu sayıyı bir de bu şekilde göstermiş. 28 çarpı 10 üzeri 13. Bu sayının değeri. At other times, for example, when it's very cold or there is no food, bacteria can almost close down. At other times, diğer zamanlarda. Mesela bu zamanlara örnek vermiş. For example, mesela when it's very cold, çok soğuk olduğunda ya da there is no food ya da yiyecek olmadığında bacteria can almost close down. Bakteri neredeyse kendisini kapatabilir. Ya kapatabilmekten kastı burada şey gibi düşünün, uyku gibi. Mesela insan uyuduğunda metabolizması yavaşlar. O şekilde de bakteriler kendisini yavaşlatıyor. Then some bacteria will make a new cell only once in 500 years. Then o zaman yani bu şartlar olduğunda some bacteria bazı bakteriler will make a new cell yeni bir hücre yaparlar. Yeni bir bakteri hücresi yapabilirler. Sadece bir kere yapabiliyorlar bir yeni hücreyi. Ne kadar sürede? In 500 years. Yani 500 yıl içerisinde sadece bir tane yeni hücre yapabiliyorlar. Eğer çok soğuk veya yiyecek olmazsa. Ama şartlar sağlanırsa da 24 saat içerisinde 280 trilyon yeni hücre yapabiliyorlar. Yani değişime bakın. Çok ilginç. When bacteria make new cells, they sometimes make a mutant. When bacteria make a new cells, bakteriler yeni hücreler yaptıkları zaman they sometimes, onlar bazen make a mutant. Onlar bazen mutant yaparlar. Mutanttan kastı değişen hücre. Yani değişik, normal hep aynısından yapıyorlar ama bazen de mutantları, mutasyona uğramış bakteriler de oluyor. Burada onu anladık. Daha sonra this usually dies. Bu, yani bu mutant hücre, değişen hücreler genellikle ölürler. But sometimes it makes something useful and then it sends this new thing to other bacteria. But ama sometimes bazen it makes something useful. Ama bazen kullanışlı bir şeyler yapabiliyor. Yani bu mutasyona uğrayanlar ortam şartlarına daha iyi adapte olabiliyorlar. Ve daha sonra and then it sends this new thing to other bacteria. Ve eğer iyi bir şey yaptıysa daha kullanışlı bir şey yaptıysa bunu aradaki iletişimleri de çok kuvvetli. Demek ki diğer bakterilere de direkt gönderiyor. Yani yaptığı iyi şey o mutasyonu, geçirdiği mutasyonu diğer bakterilere de dağıtıyor. Yani eğer daha güçlü olduysa bütün bakteriler bir anda güçlü oluyor. O aralarındaki iletişimden dolayı. In other words, bacteria can share information and develop in new ways. Bak burada daha çok daha iyi açık diyor. In other words, diğer bir deyişle, yani burada açıkladım. Diğer bir deyişle de bacteria can share information. Bakteriler bilgi paylaşabilir and develop in new ways. Ve gelişebilirler. Nasıl bir şey? Nasıl? In new ways. Yeni yollarla gelişebilirler. O yeni yol da işte mutasyon. Ve sürekli onlarda da mutasyon geçirme olayı oluyor. This makes it hard to kill them because they keep changing. This
Yani dizden kastım burada bu durum. Değişmeleri, bilgi alışverişi, kendilerini farklı yollarla geliştirmeleri. Bu durum makes it hard to kill them. Bu durum onları öldürmeyi zorlaştırıyor. Because çünkü they keep changing. Onlar sürekli değişiyorlar. Yani şu anki bakteri türünü öldürmek için bir yol bulmuş olabilirsin. Ama bakteriler seni o bulduğun yola karşı direkt bir mutasyon oluşturup o mutasyon işte neyse yani içinde oluşturduğu özellik onu hemen diğer bakterilere aktarıp senin oluşturduğun ilaca karşı etkisiz olabiliyor senin yaptığın ilaç. Buradan bunu anladık. In short, scientists think there could be 100 quadrillion, 10 to power of 14 tons of bacteria in the world today. In short, kısacası, yani bayağı bir konuştuk. Bunun kısacası, scientist, bilim adamları düşünüyor. There could be, olabileceğini düşünüyorlar. 100 bin kantrilyon. 100 bin kantrilyon, bak, bir de kantrilyon ton bakteri olabileceğini. Bir de 100, bunu sayı da şu şekilde açıklamış. 10 üzeri 14 ton bakteri olabileceğini düşünüyor. In the world today. Bugün dünyada 10 üzeri 14 ton bakteri olabileceklerini bilim adamları düşünüyorlarmış. Burada da bunu şey yapmış. That means a lot of bacteria. Bunun anlamı çok fazla bakteri. Yani 10 üzeri 14 ton bakteri. Bacteria are useful to human beings. Bakteriler are useful, kullanışlıdır. Ne için? To human beings. Human beings, insanoğlu. İnsanlar için kullanışlıdır. They make our rubbish decay. Onlar yaparlar neyi? Our rubbish. Bizim çöpümüzü decay, çürümek demek. Yani çöpümüzü çürütürler. Ya yani bu bakteriler olmasa çöp bir yere çöp attığımızda o çöp sonsuza kadar orada duracak. Durmamasının sebebi bakterilerin onları çürütmesi. Bu konuda bizim için çok kullanışlılar. Bizim için hatta dünya için. With no bacteria, everything will stay the same. With no bacteria, eğer bakteri olmasaydı, bakterisiz, everything, her şey will stay the same. Her şey aynı kalırdı. Ve bakteriler olmasaydı, gördüğümüz her şey canlı tabii bunlar, aynı kalırdı. But bacteria turn food, trees, dead people and animals and many other things into something different. Burada turn into kalıbı var. Bir şeye dönüştürmek. But bacteria ama bakteriler turn neyi dönüştürüyorlarmış? Yiyecekleri, ağaçları, ölü insanları ve hayvanları ve daha bir sürü farklı şeyi daha farklı şeylere dönüştürüyorlar. İşte bu çürüterek, ayrıştırarak farklı şeylere dönüştürüyorlar. We can then put this on fields, for example, to make bigger and better vegetables. We can then put these on the fields. Burada this'den kastı ne? Dönüşen başka şeyler. Daha sonra, yani bu oluştuktan sonra biz bunu topraklara, tarlalarımıza koyabiliriz. For example, mesela to make bigger. Daha büyük, daha iyi sebzeler yapabilmek için. Yine bak burada iki virgül arasında for example var. Mesela yani bunu kaldırsak da on fields to make bigger. Yani biz bunu tarlalarımızda daha büyük, daha iyi sebze yapabilmek için kullanırız. Yani burada gübreden bahsediyor. İşte ağaçlar, yiyecekler falan çürüdüğünde gübre şekline dönüşüyorlar. Biz bunu gübre olarak kullanabiliyoruz. Other bacteria make oxygen. Diğer bakteriler ise oksijen yaparlar. Bacteria in the sea make 150 billion or 15 times 10 to the power of 10 kilograms of oxygen every year. Bacteria in the sea, denizdeki bakteriler make yaparlar. 15 çarpı 10 üzeri 10 yani 15 neydi bu trilyon değil mi? 1000 milyon milyar pardon. 15 milyar 150 milyar ve karıştırdım. 150 milyar kilogram oksijen yapıyorlarmış her yıl. No bacteria, no oksijen. Eğer bakteri yoksa oksijen de yoktur.
Ki yani bunları oluşturduğu cidden bakteri ağaçlardan çok çok daha fazla. Aslında dünyadaki oksijeni ağaçlardan çok çok daha fazlasını bakteriler bize sağlıyor. But some bacteria sometimes also make us sick. Ama bazı bakteriler bazen bizi hasta da edebilirler. Yani bütün bakteriler iyi değil demiştik. Yüzde birinden daha azı bizim için zararlı. Gangrene comes from a type of bacteria and so does tuberculosis or TB. Ve gangren bizde de kangren olarak geçmiş zaten. Comes from a type of bacteria. Bir bakteri türünden dolayı oluyormuş kangren. And so ve bu yüzden tuberculosis yapabiliyormuş. Tuberculosis da tuberküloz olarak kullanıyoruz. Yani ciğer hastalığı. Every year 2 million people die of TB. TB with tuberculosis burada söylemiş zaten. Her yıl 2 milyon insan ölüyor. Neden dolayı? Tuberkülozdan dolayı. So it's true that only one in a thousand bacteria is dangerous for people. So it's true. Bu yüzden doğru. That. O ne doğruymuş? Only one in a thousand bacteria. Özneniz burada. Sadece bir tane. Ne de bir tane? In a thousand bacteria. Bin bakteri içerisinden sadece birisi is dangerous for people. İnsanlar için zararlı. Yani binde biri insanlar için zararlı. But that's enough. Ama bu yeterli. Bacteria are still the number three killer in the world. Bakteriler are still hala the number three. Üçüncü sırada. Neden üçüncü sıralarmış? The killer. Öldüren. Katil anlamı. Katil gibi söyleyeyim. Katil sıralaması varsa bunlar üçüncü sırada bakteriler dünyada. We are now looking at some bacteria to see what they do. We are now, biz şimdi looking at bakıyoruz. Some bacteria, bazı bakterilere bakıyoruz. To see, görmek için. Neyi görmek için? What they do, onların ne yaptıklarını görmek için bazı bakterilere şu an bakıyoruz. For example, we know that bacteria in your teeth can give you a heart attack. For example, mesela we know, biliyoruz. Neyi biliyormuşuz? Bacteria in your teeth. Dişindeki bakteri can give you a heart attack. Dişindeki bir bakteri sana kalp krizi geçirebileceğini biliyoruz. They may also give you cancer. However, in general, bacteria are good for us. Ama, yani however ile but aynı anlamda zaten. In general, genellikle bakteriler bizim için iyiler. This is not true of viruses. Bu virüsler için doğru değil. They are never good for us. Onlar asla iyi değiller. Kim için? For us, bizim için. Yani bizim için iyi olan virüs yok. Buradan bunu anladık. They make many serious diseases and lots of colds and flu too. They make, onlar yaparlar yani virüsler yaparlar. Many serious diseases. Çok fazla ciddi hastalık yaparlar. And lots of, çok fazla colds and flu too. Cold burada soğuk algınlığı, flu nezle. Soğuk algınlığı ve nezleyi de çok sık. Burada lots of daha kastı o bence. Çok sık soğuk algınlığı ve nezle de yaparlar. Buradaki tunamlı D'da. There are about 5,000 different viruses in the world. And they give us smallpox that killed 300 million in the 20th century. And AIDS, which kills 2 million people every year at the moment. Burada there are, var, about, yaklaşık 5,000 different viruses. 5000 farklı virüs var. Nerede? In the world, dünyada. And they give us. Onlar bizi yaparlar, verirler. Değil, yaparlar gibi düşünün. Smallpox burada çiçek hastalığı. Bizi çiçek hastalığı yaparlar. Çiçek hastalığı bulaştırırlar. Sonra parantezde death demiş. Yani bu çiçek hastalığının özelliğini anlatacak şimdi. Death killed 300 million in the 20th century. 20. yüzyılda
300 milyon insanı öldürmüş çığ hastalığı. And AIDS, which kills 2 million people every year at the moment. Şimdi at the moment da an itibariyle gibi düşünebilirsin. An itibariyle her yıl 2 milyon insanı öldürüyormuş. AIDS. AIDS'i de virüsler bulaştırıyor. But there are worse disease than smallpox and AIDS. Ama var, worse daha kötü hastalıklar varmış. Neden daha kötü? Smallpox, çek hastalığından ve AIDS'den daha kötü hastalıklar da var. In the First World War, from 1914 and to 1918. 21 million people died. In the First World War, Birinci Dünya Savaşı'nda ve burada süre de verilmiş. 1914'ten 1918'e kadar 21 milyon insan öldü. Spanish flu, a virus, killed the same number in 4 months in 1919. Spanish flu, İspanyol nezlesi, İspanyol gribi. A virus, bu bir virüsmüş. Killed the same number in 4 months. Burada same number dedi, kaç insan vardı? 21 milyon. 21 milyon insanı ne kadar sürede? In 4 months. 4 ay içerisinde öldürüyor. 1919'da. Yani savaşta 4 yılda ölen insanı 4 ayda öldürüyor virüs. This disease killed maybe 50 to 100 million people in 3 years all over the world. This disease, yani bu İspanyol gribi, killed, öldürdüm, belki de 50 to 100 million, 50 ile 100 milyon arasındaki insanı öldürdü. Ne kadar sürede? In 3 years all over the world, bütün dünyada. 3 yıl içerisinde 50 ile 100 milyon arasında insanı öldürmüş İspanyol gribi. In fact, 80% of American soldiers in the First World War did not die fighting. They died of a flu virus. In fact, gerçekte 80% of American soldiers, Amerikan askerlerinin %80'i Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmaktan ölmedi. Onlar grip virüsünden öldüler. Of course, Spanish flu stopped killing people in the 1920s, nearly 100 years ago. Tabii ki de İspanyol gribi durduruldu. Stop killing people. Ne zaman durdurmuş insanları öldürmeyi? 1920'lerde. Nearly 100 years ago. Yaklaşık 100 yıl önce. Yani şu an korkmamız gerektirecek bir şey yok diyor. İspanyol gribinden dolayı. So we don't need to worry. Hatta ben söylemiştim. Bu yüzden bizim endişelenmemiz gerekmiyor bunun için. But we know now that the first person to die of AIDS was in England in 1959. Ama biz şimdi biliyoruz ki we now know. Neyi biliyormuşuz? The first person, ilk insan, to die of AIDS. AIDS'ten ilk ölen insanın İngiltere'de olduğunu ve 1959'da İngiltere'de olduğunu biliyoruz. Only 3 or 4 people died and then the virus stopped. Sadece 3 ya da 4 insan öldü ve daha sonrasında virüs durduruldu. Nobody knows why. Kimse neden olduğunu bilmiyor. We also don't know why it started again in the 1980s and why it has not stopped. Biz ayrıca bilmiyoruz o why it start again. Neden tekrar başladığını. Ne zaman tekrar başlamış? 1980'lerde. Ve neyi de bilmiyormuşuz? Why it has not stopped. Ve neden durmadığını bilmiyoruz. Burada 1959'da başlıyordu, daha sonra duruyordu. Yani 3-4 kişiyi öldürmüş, daha sonra durmuş. Ama
Daha sonra 1980'de başlamış ve hiç durmamış. Bunu da neden durmadığını da bilmiyoruz. Viruses need to go from one animal to another, between people or often between animals and people. Viruses need to go. Virüslerin gitmesi gerekiyor. Nereye? From one animal to another. Bir hayvandan diğer hayvana. Between people, insanlar arasında. Ya da sık sık between animal and people, insanlar ve hayvanlar arasında gitmesine ihtiyacı var. Bu şekilde yayılıyorlar. They do this in different ways. Onlar bunu farklı yollarla yaparlar. Everybody knows that you get AIDS from sex and you give someone a cold by coughing or sneezing. Everybody knows. Herkes bilir that neyi bilirmiş? You get AIDS. Sen AIDS virüsünü from sex. Cinsel ilişkiden kaptığını herkes bilir. And you give someone a cold by coughing or sneezing. Soluk algınlığına ise öksürerek veya hapşurarak başkasına bulaşır. Bunlar herkesin bildiği şeyler. This is what happens when you get a cold virus. Bu sen soluk algınlığı virüsünü kaptığında olanlar. Yani bu öksürük ve hapşurma. Yani çünkü o virüsün bu şekilde diğer insanlara da bulaşmaya ihtiyacı var. Başta söylemiştik ya şu an. O yüzden. Demek ki biz öksürüyor veya hapşırıyoruz. Bu da denilebilir. The virus attacks your body. The virus attack saldırıyor senin vücuduna. Virüs senin vücuduna saldırır. White blood cells start to attack the virus. Bu beyaz kan hücreleri yani al yuvarlar ve ak yuvarlar start başlarlar attack the virus. Virüslere saldırmaya başlıyorlar ak yuvarlar. They also start to make more and more white blood cells. Onlar daha sonra çok daha fazla aküvar üretmeye başlıyor. Burada neyden kastını işte akü hücreleri kendi içerisinde bölünerek çoğalıyor. Bunu bizim vücudumuz yapıyor yani. This is what makes us feel sick. Bu bizi hasta hissettiren şeymiş. Çok fazla akü hücresi üretmemiz diye düşünüyorum. Bakalım neler öğreneceğiz. The body tries to get the virus out by coughing, sneezing, from a runny nose and so on. The body, vücudumuz tries to get the virus out. Virüsü dışarı atmaya çalışıyor. Nasıl? By coughing, öksürerek. By sneezing, hapşurarak. From a nose, runny nose, burun akıntısıyla. And so on. Ve bu şekilde böyle devam ediyor. Yani ben burada şeyi yanlış düşünmüşüm o zaman. İşte virüs bu şekilde yayılmak istediği için değil, biz virüsü atmak istediğimiz için öksürüyor ve hapşırıyoruz. Other people take in the virus through their mouth, nose, etc. From the air or by kissing or sometimes by touching. Diğer insanlar take in, alırlar. Yani içeri alıyorlar, vücutlarını alıyorlar. Neyi? Virüsü. Through their mouth, ağızlarından, burunlarından, etc. ve benzeri. İşte ağız, burun, kulak gibi genişletebiliriz. From the air, havadan. Evet, bunlardan alıyorlar ama mesela burundan alması için havadan olması lazım. From the air or by kissing, ağızdan alıyorsa mesela by kissing, öpüşerek. Or sometimes ve bazen by touching, bazen ise dokunarak virüsleri vücudumuza bulaştırabiliyoruz, vücudumuza alabiliyoruz. So, how do we stop viruses and bacteria? Bu yüzden biz nasıl virüsleri, bakterileri durdurabiliriz? How do we stop? Bunları nasıl durduracağız? The problem is that we often use antibiotics for both. Problem şu ki biz sık sık bunların ikisi içinde yani for both dediği hem virüsler için hem de bakteriler için antibiyotikler kullanıyoruz. Bu bir problem. But this medicine is no good for viruses. Ama bu ilaç yani antibiyotikler
Virüsler için iyi değil. Yani ki bakteriler için iyiymiş, yani yararlıymış bize karşı, bizim için. The best way to fight viruses is by vaccination. En iyi yol ne için? Virüslerle savaşmak için. Vaccination is burada aşı, aşılama. Yani aşı yapılarak en iyi savaşı verebiliyormuşuz. When we are at school, the nurse comes and gives us a piece of sugar with medicine on it or an injection. When we are at school, biz okuldayken, the nurse comes, hemşire gelir, and give us a piece of sugar with medicine on it. Üzerinde ilaç olan bir parça şeker verir. Or ya da an injection. Injection burada iğne. Yani bize aşı yapar. İçinde yine ilaç olan. This can make us a little sick, but only a little. Yani bu yaptığı aşı, this can make us a little sick. Bu bizi biraz hasta edebilir. But only a little. Ama birazcık. Çok ciddi bir hastalık değil. The good news is that we will not get this sickness very badly later and perhaps die. The good news, iyi haber şu ki, we will not get this sickness very badly. Bu hastalığı daha sonra çok kötü bir şekilde edinmeyeceğiz. Yani çok kötü bir şekilde aynı hastalık kapmayacağız. Ve belki de ölmeyeceğiz. Daha sonra why? Peki neden? It because the medicine on sugar or injection gives us a very small amount of the disease. It's because, çünkü, yani sebebi şu ki, the medicine on sugar, şeker üstündeki ilaç veya bize vurdukları iğne, aşı, gives us, bize veriyor. A very small amount of disease. Çok küçük miktarda bir hastalık bulaştırıyor bize. Our white blood cells start to fight the virus and kill it. Bizim bu akciğerlerimiz başlıyorlar neye? Savaşmaya virüsle ve onu öldürüyorlar. Çünkü kolay bir şekilde öldürüyorlar. Çünkü çok küçük bir miktarda bize bulaştırdı o iğne. But when the virus is finished, the body still remembers the virus. And so, if it comes again, the body is ready. But when the virus is finished, bu vücut bütün bakterileri, bütün virüsleri öldürdüğünde, the body still remembers the virus. Bu akyuvarlar, yani vücudumuz bu virüsleri artık tanıyor. Nasıl özelliklere sahip olduğunu. So if it is comes again, bu yüzden tekrar gelirse aynı virüs, the body is ready. Vücut çoktan hazır ve direkt yok ediyor. Savaşmasına gerek kalmıyor. Yani o yüzden ilkokulda vurduğumuz aşılar çok önemli. Sebebini de burada anlamış olduk. Another way to stop serious disease from viruses is not to live with animals. Diğer bir yol ise, ne için yol? Stop serious disease. Ciddi hastalıkları durdurmanın diğer bir yolu ise, neden bu ciddi hastalıklar? From viruses, virüsten dolayı oluşan. Is not to live with animals. Hayvanlarla yaşamamak. Diğer bir yolda. Many farm animals get sick from viruses that can also travel to people. Many farm animals. Birçok, çok fazla çiftlik hayvanı get sick from viruses. Virüslerden hastalık kaparlar. That can also travel to people. Ve bu virüsler insanlara da bulaşabilir. İnsanlara da geçebilir. Smallpox can start in cows and then make people sick, for example. Smallpox neydi? Çiçek hastalığı. Çiçek hastalığı ineklerde başlayabilir ve daha sonra insanları hasta edebilir mesela. A few years ago, many people died of bird flu. It came from chickens in China. A few years ago, birkaç yıl önce many people died of bird flu. Bir sürü insan kuş gribinden öldü. Sonra kuş gribi özelliğindeymiş. It came from chickens in China. Çin'deki tavuklardan gelen kuş gribinden dolayı çok fazla insan öldü.
AIDS comes from monkeys in Africa. Bu AIDS ise Afrika'daki maymunlardan gelir. These days, the virus can go from one country to another, from Asia to America, from Europe to Middle East, very easily and very fast. These days, bugünlerde, the virus can go from one country to another. Bir virüs bir ülkeden diğerine gidebilir. Burada da virgül de söylemiş zaten nereden nereye olabileceğini. Mesela Asya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya very easily çok kolay bir şekilde ve very fast çok hızlı bir şekilde gidebiliyor. It travels with us on planes, of course. O bizimle uçaklarda seyahat edebilir tabii ki de. Bu yüzden virüsün yayılması da artık çok daha kolay. A virus that is not so dangerous to Chinese people can kill Arabs. A virus, bir virüs that is not so dangerous to Chinese people. Çinli insanlar için çok tehlikeli olmayan bir virüs can kill Arabs. Arapları öldürebilir. Çünkü farklı coğrafyada yaşayan insanların farklı şeyleri, bulaşıkları var. Buradan bunu anlıyoruz. This happened in the 15th century when people from Spain and Portugal went to South America. This happened. Bu olmuş. Ne zaman? In the 15th century. 15. yüzyılda oldu. When people from Spain and Portugal, İspanya'dan ve Portekiz'den giden insanlar nereye gitmişler? Went to South America. İspanya'dan ve Portekiz'den Güney Amerika'ya giden insanlar da bu olmuş. They were not sick, but the viruses in their bodies killed 90% of South American Indians. They were not sick. Bunlar hasta değillerdi. İşte İspanyollar, Portekizler. But ama the viruses in their bodies, onların vücutlarındaki virüsler killed 90% of South American Indians. Bu Güney Amerika'daki Kızılderililerin %90'ını o virüsler öldürdü. Ya bu biraz böyle yanlı bir cümle de olmuş olabilir. Çünkü Amerikalılar da öldürdü ama işte İspanyollar bilerek de o virüsü bulaştırmış olabilir. Buna ilgili tam kesin bilgim yok. O yüzden geçelim. Amacımız burada cümle çevirerek öğrenmek. Yine ekstra bilginiz varsa bununla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Ben de öğrenmiş olurum. We cannot give vaccinations against bacteria. Biz veremeyiz. Neyi? Aşı. Yani iğne yapamayız. Neye karşı? Bakterilere karşı. Here we need to use antibiotics like penicillin. Burada bizim yani bakterilere karşı antibiyotik kullanmamız lazım. Ne gibi antibiyotikler? Penisilin gibi. This kills bacteria. Yani bu antibiyotikler bakterileri öldürür. Öldürüyorlarmış. In fact, it killed bacteria in the past. Gerçekte o bakterileri öldürüyordu geçmişte. Ya bu şeyin ben size hikaye anlatı şekline bayılıyorum ya. Burada öldürüyordu daha sonra. Artık öldürmüyor. Buradan bunu anladık. Geçmişte öldürüyordu antibiyotikler. Demek ki şu an öldürmüyorlar. Bu cümleden bunu anladık. These days it's not so useful. Why? Bugünlerde o çok kullanışlı değil. Çok işe yaramıyor. Peki neden? The problem is that doctors give us penicillin for every little problem. Colds, serious viruses, bacteria and so on. The problem is that. Problem şu ki, sorun şu ki. Doctors give us penicillin. Doktorlar bize penisilin veriyorlar. Bu antibiyotiği veriyorlar. Niçin? For every little problem. Her küçük sorun için bize antibiyotik veriyorlar. Mesela cold, soğuk algınlığı için. Serious viruses. Ciddi virüsten bulaşan hastalıklar için. Ne demiştik? Virüsler için biz aşı olmamız gerekiyor. Antibiyotik işe yaramıyor. Veya işte ciddi her bakteriyle ulaşan hastalık için. And so on. Ve bu şekilde benzeri hastalıklarda sürekli bize küçük de olsa büyük de olsa problem antibiyotik vermeleri sorunmuş. Peki neden sorun olduğunu öğreneceğiz.
Farmers even give animals food with penicillin in it to stop them getting sick. Bak bu çok ilginç, bunu bilmiyordum. Farmers, çiftçiler even give. Hatta çiftçiler bile animals food with penicillin in it. İçinde penisilin olan yiyecekler veriyorlarmış hayvanlara. Ne için? To stop them getting sick. Onların hasta olmalarını, hastalıklarını durdurmak için, hasta olmalarını önlemek için hayvanlara penisilinli yiyecek veriyorlar. Now you remember that bacteria can change easily and get new information from other bacteria cells. Şimdi sen hatırlıyorsun. Daha doğrusu biz öğrendik değil mi bunu? Ne öğrendik? Bacteria can change easily. Kolay bir şekilde değişebileceğini ve get new information. Yeni bilgiler edinebileceğini. Nasıl ediniyordu? Çok hızlı çoğalıyorlar. Bazen mutantları oluşuyordu ve değişenleri. Eğer o mutant şeyse, kullanışlıysa, kullanıştan kastım da burada antibiyotiğe karşı bir güçlü bir özellik oluştu o mutantta. Onu oluşturduğu an o mutant direkt bütün bakterilere o bilgiyi veriyor. Bütün bakteriler de o antibiyotiğe karşı bir anda savunmalı hale geliyorlar. From other bacteria cells. İşte bilgi alışverişi yapabiliyorlardı. This is also true of viruses. Bu olay, yani değişmeleri, mutant oluşmaları ve bilgi alışverişleri virüsler için de geçerli. Virüsler de bunu yapabiliyorlar. They can then change their DNA so that penicillin and other antibiotics cannot fight them. They can then change their DNA. Onlar daha sonra, yani bu antibiyotikle karşılaştıktan sonra ne yapabiliyorlarmış? Can change their DNA. DNA'larını değiştirebiliyorlar. So that, bu yüzden penisilin ve diğer antibiyotikler onunla savaşamıyorlar. Çünkü yeni bir şeyler üretmemiz lazım. Artık o virüsler bizim ürettiğimiz antibiyotiğe karşı savunmalılar. Onları etkilemiyor. We need to use less antibiotics medicine so that we are ready for new diseases and can fight them when they come because they are coming. Çok güzel de noktayı koymuş. Çevirelim burayı da. We need to use less antibiotic medicine. Bizim daha az antibiyotik ilaç kullanmamız gerekmekte. So that, bu yüzden we are ready ve böylece, yani burayı böyle çevirelim. We are ready for new diseases. Bu şekilde biz yeni hastalıklara karşı hazır olacağız. And can fight them when they come. Onlar geldiklerinde onlara karşı savaşmak için hazır olacağız. Because they are coming. Çünkü onlar geliyorlar. Ne demiştik? Virüsleri öldürmemiz imkansız. Bakteriler aynı şekilde. Çoğuna zaten ihtiyacımız var. Abi, yoruldum ya. 1 saat 13 dakika video oldu. Ben de yoruldum ama çok güzel şeyler öğrendik. Eğer buraya kadar izliyorsanız zaten helal olsun. Size ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kolay değil çünkü, yani 1 saat 13 dakika ve ders videosu, yani böyle eğlenceli bir video olsa izlemek biraz daha rahat olur ama İngilizce videosunu, böyle ders videosunu bu şekilde izlemek gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil. O yüzden tebrik ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin bu konuda bilgileriniz var mı? Yazın yoruma. Şu olay mesela işte. Neredeydi o? Bu cümle. Eğer İspanyol ve Portekizlerin üstündeki o virüsler gitti. Yani burada İspanyol ve Portekizler masumlaştırmış Kızılderililerin ölümü için. Bu böyle mi? Eğer belgeli, işte yani şöyle böyle de mi? Bir kaynağınız varsa kaynakla birlikte açıklayın. Biz de öğrenelim. Ben de çok fazla genel kültür seviyem iyi değil. Bu şekilde öğreniyorum. Hatta en çok zevk aldığım videolar bunlar yapmaktan. Çünkü her gün bu videoyu yapıyorum ve her gün bir şeyler öğreniyorum. 270 tane falan video var bu arada şeyde. Onu da bak kanala şeyde tavsiye edeyim. Bunu ayrıca yapabilirsiniz. listenlearn.net diye bir site. Muhteşem bir site. Bu siteyi ben tanıtayım. Hatta adamlar bana izin verdiler yani. O yüzden ben adamlara da minnettarlığım. Çünkü şey, telif hakkı muhabbeti falan var. Elementary, intermediate, upper intermediate, advanced diye ayrılıp
Böyle bir de hepsi şey neydi? Non-fiction. Şeydi yani kurgu değil. Hepsi böyle gerçek hikayeler. Masal falan şey yapmayacağız yani ben. 270 tane falan burada şey var. Yazı var. Ben hepsini çevirmeyi planlıyorum. Hatta satın aldım. 3 aylığı 3 dolar mıydı? 6 dolar mıydı? Neydi? 3 ay sonra bir daha satın aldım. Çünkü eşsiz yani çok benim bulduğum en kaliteli şeylerden bir tanesi. Bunu da kullanabilirsiniz. Fitlisan learn.net inceleyin. Ben zaten bunların hepsini çevireceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.